4 hücreli canlı ya da 8 hücreli canlı diye bir canlı var mı? Anne karnındayken tabii hepimiz o aşamalardan geçtik. Blastula, gastrula falan filan gibi. Yok, mesela 8 hücrede karar kılmış. Yani böyle, böyle bir canlı var mı? Var. Yani koloniler oluşturan canlılar var. Mesela bunlar tek hücreli canlılar. Ama 4 hücreli, 8 hücreli küçük kolonilerde birleşip geçici olarak böyle birliktelikler yapan, işte tatlış bu yağmur sularında falan bulabildiğimiz, bize biyolojinin birinci senesinde daha mikroskopta gösterdikleri, çünkü en kolay alınabilecek şey odur ya, gösterdikleri böyle bir sürü canlı var. Ama onlar şey değil, hani böyle bildiğimiz işte ismine cevahir falan diyebileceğimiz bir canlı değil, böyle oluşup oluşup kaybolan şeyler. Ha, çünkü aslında... Bugün de cevahir çıktı, hadi bakalım. Bence fena olmadı, yürüyelim. Yani cevherden geldi cevahir olarak. Hani. Çünkü bir önceki bölümün içerisinde çok en zehirli poison şeyi söyledin bence mevzuda. O iki hücreli, üç hücreli, on hücreli canlı bir araya geliyor ve artık kendi hücrelerinin dışında bambaşka bir dönüşümle başka bir şeye dönüşüyor. İşte her zaman olmuyor. O başka bir şeye dönüşme işi artık ortak yaşam haline dönüşme, yani yeni bir organizma haline dönüşme. İşte o mantarlarla mavi yeşil arkadaşlar birleşir dikenleri yapar diye işte biyoloji kitaplarında bir şey vardır. O sonuçta ortaya çıkan canlı yeni bir tür oluyor. Halbuki ilk başta birbirinden farklı organizmalar bir birliktelik kurmak üzere bir araya geliyorlar ama sonra öyle bir kaynaşıyorlar ki bunlar mahdut sınırlı örneklerdir yani. Başka bir organizmaya dönüşüyor. Normalde işbirliği geçici olarak sürekli organizmalar arasında gördüğümüz bir şey. Şey gibi düşün, işte şu timsahın dişindeki işte pislikleri alan kuşlar falan gibi. Ama mesela onlar tek bir organizma olmuyorlar. İşte geçici bir süre bir araya gelip dağılıyorlar. Hücrelerde de böyle organizasyonlar var. Evrimsel olarak ilk çok hücreliğin ortaya çıkışının bu tip işte gene trilyonlarca denemeden birkaç tanesinin "Aa abi böyle iyiymiş, yalnız halimizden daha güzel böyle" noktasına doğru sürüklenmesiyle olduğu düşünüyorum. İlk cevahir kim? Onu da bilmiyoruz. Ama mesela ya, biz... Hani tahmini bir şey var mı? Bir yani Luka, kitaplarında... Luka diye sembolik hale getiriliyor ya bir şeydi hani. Yok, mesela bugün işte Volvox falan dediğimiz canlılar var. Böyle tek hücreli... Çok da karizmatik adı var. Tabii Volvox. Bizim Türkiye'nin ilk kadın metalci gruplarının ismi de Şebnem Ferah Güzeltekin oradan gelmedir. Volvox bir küre etrafına yerleşmiş hücrelerden oluşuyor. Mikroskopik tabii yine. Bu gene yağmur suyunda şurada burada bulabileceğimiz hala var olan bir organizma. Volvox tek başına hücrelerden, ayrık hücrelerden oluşuyor. Ama bu hücreler bir araya geldikleri zaman bir basit kimyasal bir iletişim sistemi üzerinden haberleşiyorlar. Ortak bir orta boşlukta bir sindirim mesela faaliyeti var. Yani o kürenin ortasına aldıkları maddeyi sindiriyor bütün hücreler, beraber kullanıyorlar. Çok basit düzeyde bir sinir sisteminin çok çok öncülü diyebileceğimiz bir ön iletişim sistemi var arasında. Ama burada yine hücreler ayrı karakterde ve özelleşmiş hücre yok mesela. Bir Volvox'un bir karaciğeri, beyni ya da böbreği yok. Kendilerine ait görev edilmiş bir şey yok. Özelleşme yok. Ne zaman ki işte bu muhtemelen ilk çok hücreliler böyle Volvox benzeri canlılar olmalı. Daha sonra bunlar mesela işte en basit gördüğümüz gene bugün örnekte olan hidra dediğimiz bir canlı vardır. Hidra'da da yine tekil yüzlerce binlerce hücreden oluşan bir canlıdır. Deniz tabanına tutunur bu işte kaya falan gibi bir yüzeye. Böyle yukarıda tentakülleri vardır. Tentaküller böyle sallanır sürekli. Bir hareket eden bir şey gördüğümü alır, bunu içeri alır. Ağzıyla anüsü aynı yerdedir. İçeride de bir boşluk. Buradan alır, sindirir, artıkları gene dışarı atar. Şimdi bu hayvanın... Gözle görülür bir şey mi? Çok küçük. Yani gene mikroskopik ama gözle görülüyor. Yani birkaç milimetrelik bir şey. Yanlış bilmiyorsam öyle olması lazım. Şu hareket bir kontrol gerektiriyor. Yani bir şey dokunduğunda o dokunmayı hissedip kapanma hareketini yapabilmesi, ki hayvanlar ise bütün repertuarı bu. Bunun için işte ilk sinyalleşme ve sinir sistemine ihtiyacın var. Bu hayvana bakıyorsun. Hayvanın bütün vücudu böyle bir tüp gibi, üstünde uzantılar var ve vücudun her tarafını saran özelleşmiş hücresel bağlantıları ilk defa bu tip canlılarda görüyorsun. Artık buna difüz ya da dağınık sinir sistemi deniyor. Niye lazım bu? Herhangi bir yerinden dokun, hayvan hep aynı hareketi yapıyor. İster gövdesine dokun gene kapanıyor. İşte tentaküline dokun gene kapanıyor. Tek eylemi yani. Tabii.
Yani biraz tabii... Bu bir sinir... Bildiğim kadarıyla bu evrimin içerisinde konuşacağımız kritik konulardan bir tanesi de sinir sistemine sahip olup olmama... En temel şeylerden biri o. Dönüşümlerden bir tanesi. Bu bir sinir sistemi örneği mi? İlk örneğidir. Yani bildiğimiz, bizim insan olarak bilebildiğimiz en sade sinir sistemi örneği bu. Mesela bu bir hayvan, yine sünger mesela. Süngerler ilk hayvanlar. Yani süngerlerde de yine basit düzeyde böyle bir iletişim sistemi var kendi içerisinde ama merkezi bir işlem birimi yani beyin dediğimiz bir şey onlarda yok. Şimdi buradaki espri ne? Mesela Volvox'ta ya da ona benzer belki işte ilkin çok hücrelerde ya da hücre topluluklarında diyelim bu işi yapmak için kendini feda edip özelleşmiş bir hücre tipi görmüyorduk ama bu tip daha komplike organizmalara geçince artık hayvanlar dediğimiz arkadaşları görmeye başladığımızda özellikle bazı hücrelerin bazı işleri yapmak için diğer bütün işlevleri bir kenara bırakıp ona özelleştiği bir farklılaşma ya da işte hücresel özelleşme dediğimiz şeyi görmeye başlıyoruz. Şimdi bu masraflı bir durum. Yani tek bir hücreyken kendine yetiyorsun, gayet güzel, her şey tıkır tıkır ama çok hücre olduğun zaman işte bazı şeyleri artık eskisi gibi yapamıyor oluyorsun, tek bir göreve odaklanıyorsun ama bunların hepsinin total bir faydası var. Bir kere daha korunaklı, daha büyüyecek bir beden içerisindesin. Etraftan gelen saldırılara falan. Şimdi aynen aslında mesela. Evrimle alakalı soruyu işte evrimin çeşitli aşamalarında tekrar tekrar benzer bir soruyu soruyor olacağız. Sen bu bir iki program öncesinde söyledin. Hani biz on binlerce yıllık tarihin içerisinde de hala aynı soruları sorarak dönüştürüyoruz diye. Haklısın ama izin ver burada da aynı soruları soruyor olacağım bir şeyde. Neden yani hani dünyada tek hücreli organizma olarak mutlu mutlu yaşıyorken bir araya gelip de... 2 milyar sene dünya sadece tek hücreli organizmalardan oluşuyor zaten. Tamam. Gayet mutlu mesutlarmış. 2 milyar rakama bak. Milyar her biri bir sene. Çok uzun bir zaman bu. Yani hadi... Bir rivayete göre 1,5 milyar, bir rivayete göre 2 milyar sene. Ha çok değişti. Yani hiçbir fark yok gördüğüm gibi. Ama yarıda 500 milyoncuk bir sene var. Şimdi bu kadar uzun süre zaten canlılık kendini idame ettiriyor bir şekilde yetiyor. Fakat bu arada neler oluyor mesela? Bu çok özür dilerim. Yani azıcık sıçramalı ama bu programın da içeriği hep öyle sıçramalı. Şu sayıların büyüklüğünü anlayamamayla alakalı bir problemimiz var bence. Çok çok büyük problem var. Yani evrimi anlayamama sorunumuz da buradan geliyor zaten. Bence sosyal hayatımızdaki bir sürü şeyi de bu sayıların büyüklüğünü anlayamamayla alakalı bir hikayeden geliyor. Yani hani bazen şey yapıyoruz, 4 futbol sahası büyüklüğü falan diye böyle sembolik hale getiriyoruz ama 2 milyar seneyi neyle sembolik hale getireceksin? Hiçbir şey. Hiç aklına gelen bunu kolaylaştıracak bir şey var mı? Gerçekten 2 milyar, mesela yani insan hayatı için sonsuz desek oluyor değil mi? 2 milyar seneyle ilgili bir şey mesela. Tabii, sonsuz bizim, muş gibi. Yani. Tabii zaten sonsuz diye bir şey bu dünyada yok. Sonsuz soyut bir konsept, soyut bir terim. Tam olarak yani bu bizim için sonsuzluk demek. 2 milyar var, 100 milyon sene de öyle. 10 milyon sene, 1 milyon sene de sonsuzluk bizim için. Evet. Ya 1 milyon sene deyince bak daha korkutucu gözüküyor insana. Ama o 2 milyarda 1 milyondan bir sürü var, anlatabiliyor muyum? Hani çok büyük rakamlar bunlar. Ve bizim zaten bunları fehmedebilecek bir biyolojik ihtiyacımız olmamış ki, kültürel ihtiyacımız olmamış ki bugün işte bunu kavrayalım diye bilim diye bir araç geliştirmişiz. Ölçüyoruz, biçiyoruz, oranlıyoruz. Mesela işte kozmik takvime internetten baksın bizi izleyenler. İşte Carl Sagan'ın ilk formüle ettiği işte 1 Ocak gecesi 12'de, gece 12, gece yarısı yani büyük patlama. İşte bugün de şu anda içinde bulunduğumuzda bir sonraki yılın ilk yıl başındayız. Yani 31 Aralık'ın son 00'ındayız. Eğer bütün evrenin yaşı böyle bir yıl olsaydı neler olurdu diye. Ağustos, Eylül'e kadar pek bir numara olmuyor. Evren genişliyor, madde oluşuyor, yıldızlar, gazlar, tozlar. Eylül civarı bizim güneş sistemi oluşuyor mesela. Daha yani işte birkaç ay evvel baktığında. Şimdi öyle yapınca mesela dünyadaki canlılık, manlık çok hızlı bir şekilde son hepsi zaten Aralık ayında oluyor bir kere bütün mevzular. Şey biraz Kasım'da başlıyor işte ilk canlılık işaretleri falan ama dünyada bugün gördüğümüz, bildiğimiz ne varsa hepsinin kökeni Aralık ayının ikinci yarısından sonra. İnsan da son birkaç saniyedir burada olan bir canlı yani. Şimdi skalaya böyle bakınca korkunçluk bir kere daha ortaya çıkıyor. Çünkü yılı hayal edebiliyorsun. Ama milyar falan bunlar hikaye. Şey diyeceğim, bu 2 milyar sene içerisinde bu arkadaşlar yeryüzünde böyle takılırlarken şimdi düşün bak, bir tane ekmeği dışarı bırakıyorsun. Bir gün içerisinde yeşermeye başlıyor değil mi? Hemen küfrediyor. O bakteriler, o mayalar, o bilmem neler, o küfler çok hızlı üreyen canlılar.
ortamını buldu mu coşarlar. 2 milyar sene diyorum. 2 milyar senede dünyanın üzerinde bir şekilde beslenilebilir bütün ortamlara yayılan katrilyon kez katrilyonlarca canlı düşünün. Bunlar bir kere dünyayı çok hızlı bir şekilde değiştirmeye başlıyor. Fotosentez diye bir şey var mesela. Hababam oksijen çıkarıyor. Hababam organik madde üretiyor. Hababam atıklar atıyor. Sen oksijen ürettiğinde oksijen atmosferin üst katmanlarına çıkınca işte ultraviyole vuruyor. Orada iyonize oluyor. Ozon oluşuyor. Ozon bir tabaka yapıyor bu sefer. Ultraviyolenin işte etkisi düşüyor. Kötü kısmını süzmeye başlıyor mesela. Kötü kısmı süzünce aşağıda denizin derinliklerinde gizli gizli takılan canlılık yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor. Yukarı çıkınca bu sefer oksijenle karşılaşıyor. Oksijen çok güzel bir yakıt. Bunu bol miktarda alabildiğin zaman da büyük bedenlerin önü açılmaya başlıyor artık. Oksijen çok olacak ki bedenin büyük olsun. Mesela işte o Trias ve Jura döneminde dinozorların bilmem o ağaçların işte bitkilerin koca koca olmasının en büyük sebebi oksijen derişimi yüksek çok yüksek olması tabii. Şimdi oranda daha yüksek değil mi? Daha yüksek tabii. O %27 galiba. Bir en son bir hesaplama okumuştum. O dönem bir %27-28 civarında. Şimdi %21 oksijen. Mesela o dönem zaten işte orman yangınlarının falan da çok olduğu dönemler yüksek oksijenden dolayı. Yani. Zaten bu bir denge işi. Netice itibariyle o 2 milyar sene bugünkü büyük organizmaların adeta yatağının hazırlandığı çok uzun bir hazırlık dönemi. Uzun derken yani biyoloji için gayet normal bir zaman da bizim için çok uzun. Neticede bu hücrelerin her biri kendi başlarına mutlu takılıyorlardı ama daha iyisini yapmak varken neden azıyla yetinesin? Şimdi oksijeni bastım bilmem ne oldu. Bir de artık rekabet fazla. Şimdi besin elde etmek falan. Düşünsene herkes bakteri olduğunda bakteri yiyemiyor. Ama birisi biraz daha büyük bir organizma olunca bakterileri yemeye başlıyor. O zaman şu basitliğe tekrar getiriyorsak, hani ben şimdiki sosyal dönemlere gönderme yapmayı evrimin hikayesi içerisinde seviyorum. Ya da daha doğrusu bunun önemli, buradan fark etmenin önemli olduğunu zannediyorum. Avantaj elde edebilmek, evrenin içerisinde kendine avantaj elde edebilmek için geliştirilen bir eylem, birlikte çalışmayı akıl etme. Aynen. Ya da elbette başka şeyler de denemişlerdir bu konuyla alakalı. Belki biri zıplıyordu, belki biri bir şöyle yapayım mı denedi bilmem ne. Her ama birlikte davranmayı bulmak evrimsel anlamda bizim en avantajlı eylemlerimizden bir tanesi. Biyolojinin temeli. Evet. Yani bu biyolojik evrim hikayesinin mekanizmalar arasında zikredilmez bu arada. Mecburiyetidir. Yani sen bir beden oluşturacaksan abi ben hücrelerin hepsi aynı şeyi yapar diyemezsin. Yani öyle olmuyor bu sistem. Ya da bu canlı ekosistemi kuracaksan bir şekilde olası bütün işbirliklerinin denendiği bir ortam tesis etmen lazım. Şimdi evrimin temeli ilk programda konuşmuştuk neydi? Her nesilde farklı bireyler üreteceksin. Devamlı çeşitlilik üreteceksin. Bu çeşitlerin taşıdıkları genetik ya da işte kökeni neyse o özellikler avantaj sağladığında daha çok yavruya aktarılacak. Böylece nesiller içerisinde ortam şartlarına göre avantaj sağlayan özellikler baskın hale gelecek. Diğer özellikler düşecek. Yavaş yavaş düşecek. Şimdi bütün bu sistem içerisinde organizmaların o birlikte hareket etme biçimlerini denemeleri de bu sisteme dahil. Mesela şu tarz birliktelik işe yarıyorsa tamam oradan yürüyor organizma onu daha kompleks hale getiriyor zamanla. Mecburen çünkü ortam şartlarında o fayda sağlıyor. Ama bazı birliktelik türleri muhtemelen pek işe yaramadığı için şu anda onların ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani tarihten silinen örnekler muhtemelen var olan örneklerin on binlerce, yüz binlerce katı, belki milyonlarca katı kadar şey denenmiş olmalı. Dolayısıyla bugün önümüzde kalan bu kadar kompleks, bu kadar enfes görüntülü, bu kadar karışık şey aslında çok uzun deneme yanılma süreçlerinin bir sonucu. Madde canlılık talimiyle bir şeyler öğrenmiş. Bize bugün onu anlatıyor. Biz de bilimle geriye doğru bakarak aga bu iş buraya nasıl gelmişi çıkarmaya çalışıyoruz. Sen de bunu diyorsun ki peki böyle mi? Aynen öyle. Toplumsal hayatta da işte kişisel hayatta da aile hayatında da şurada burada iş yerinde organizasyonda neyse buradan alacağın derslerle yapacağın çok iş var. Zaten bizim bu hikayeyi burada konuşuyor olmamızın amacı da o. Benim bütün eğitimlerimin temelinde de bu var işte abi. Bak dünyayı yani, böyle göreceksin. Hep en başından beri bu sohbeti açmanın temel kaynağı da bu yeri geldi. Hani bir döngü sağlamış olalım bir şeyde. Evrim sadece bir olmuş olgu değil. Evrim bir yöntem bence. Ve hala bu, devam eden de bir yöntem. Hala devam eden ve aynı zamanda bizim zihinsel biyolojik yapımızı anlamada, yorumlamada da bir yöntem. O yüzden şimdi yani nasıl organize oluyoruz?
Şimdi neden savaşlar, barışlar, yapılar hareket ediyor da bu yöntemle buraya bakmanın mümkün olduğunu zannediyorum. Bunu her örneklemek şey için yap. Yani Luca'ya ait bir hani biraz da bir karikatürize ederek söylüyorum. Abi bunlar nasıl örgütleniyor diye hani o dönemde söylüyorum ama bu örgütlenmedeki amacı, süreci, denemeyi buradaki şimdiki zamandaki karşılığını anlamakla da alakalı sosyal. Mesela evrimsel psikoloji, evrimsel sosyoloji falan böyle alanlar hep var. İnsanlar bayağı yani 100 yıldır falan bu alanlarla ilgili uğraşıyorlar ama buradaki temel sıkıntı ve bu alanların sık sık dönem dönem gözden düşmesinin bir sebebi var. Mesela öjenik gibi şeylere sebebi. Öjenik dediğimiz bu işte saf ırk oluşturma, ari ırk oluşturma, Hitler'in, Mitler'in düşüncesinin arka planını oluşturan şey. İşte mesela evrimi birisi tutuyor, güçlü olan hayatta kalır diye anlıyor. O zaman kas gücü en yüksek olanı üretmeye çalışıyor. Öyle olunca dünyanın işte hepimize dar ediyor. Yapacağız oluyor falan. Yani şimdi evrimle güncel hayatı açıklamadaki en önemli handikap evrimi iyi anlamamış olmak çoğu zaman. Evrimi anlamak o kadar kolay bir şey değil. Bütün bilim dünyası olarak ben şu anda söylüyorum, daha başındayız işin. Yani çeşitliliği, yani her şey sonuçta insan zihniyle ilgili, yani kısıtlıyız yani sonuçta. Bilim adamı da böyle gökten mesaj almıyor yani, o da çalışıp anlamaya çalışıyor. Çok kompleks bir şeyi anlamak gerekiyor önce. Hakkıyla anlayınca dönüp bu tarafa bakacaksın ama biz insanlar olarak şunu seviyoruz. Özellikle 1920'ler, 30'lar dünya bunun sıkıntısını çok çekti. Bilimsel olarak bir şey, Allah süpermiş, ben bunu alayım abi komple, ben buna ideoloji yapayım bir tane. Buyurun insanlar mutluluğunuz için. Ne oluyor abi, bir dakika, daha yeni başladın sen. Bugün bu artık otomatik. İki kelime bir şey öğreniyorsun, zaten bu bilgi sahne arasında neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceğini de bilemiyorsun. Öğrendiğin iki kuruşluk şeyle bir anda insanlara hayat biçmeye çalışıyorsun. Arkadaşlarımdan bir tanesinin tam bu söylediği şeyle alakalı bir yorumu var. O kadar çok kaynak bilgi var ki artık diyor, insan öğrenebildiği bilginin propagandasını yapmak zorunda hissediyor kendini. Tabii çünkü ya, hani o bir sürü bir şeyde bir şey seçmiş diyor, o yüzden en iyisi bu. Ben tabii. Niye? Çünkü ben bunu öğrendim, buna tabii denk geldim hani şeyler. Ben bunu biliyorum abi. Ben bunu biliyorum, o yüzden en iyisi bu olmuş olmalı. Şey var ya, Laz yolda giderken işte bir tane işte Yahudi'ye saldırmış falan, siz İsa Aleyhisselam'ı öldürdünüz falan. Ya demiş ki, ya ne alakası var, 2000 sene olmuş, ben olsun, ben yeni duydum demiş. Tamam. Direkt çekmiş herife. Şimdi hakikaten halimiz bundan farklı değil. Dolayısıyla eğer biz evrimsel olarak, şimdi evrime karşıt olmak ya da evrim görüşünü yok saymanın da arka planında bu hatalar var. Yani mesela adama diyorsun ki evrimsel psikoloji, öjenik yaptı o. Ya öjenik yaptı da bilgi bunu yapmaz. Bilgiyi kullanan insan öjenik diye bir manyaklık yapar ki evrimsel psikolojinin kurucusu, kurucularından olan işte Galton'un kuramlarından çıkan bir şeydir bu yani. Sonra da tutmuştur işte SS subayları bunu uygulamıştır neticede orada. Ama bu o dönemin anlayışının darlığını işte bilimin hepsi zannetmek. Halbuki o darlığı şu anda fark edebiliriz. Şimdi bakışımızda yine darlıklar var. O yüzden bilgiyi hayata uygulamadan önce hayatı ve canlılığı uzun süre güzel izlemek lazım. Ben niye yırtınıyorum? Biz burada niye konuşuyoruz? Mesleği bu olmayan insan da dışarı o gözle bir baksın. Ama önce bir baksın. Yani Sinan Canan dedi diye, falanca biyolog dedi diye, Darwin böyle yazmış diye yapmasın. Çünkü biz hepimiz sınırlıyız. Gerçek bilgi tabiatta dışarıda. Herkese açık. Sadece biyologlara değil. Evinde kedi ya da bitki besleyen herkes biyolojinin ayrı bir dalında ihtisas yapmaktadır. Farkında değildir yani. Yani bitkilerinle ilgileniyorsan, ekiyorsan, dikiyorsan, bilmem, büyüyüşünü görüyorsan biyoloji çalışıyorsun. Biyoloji yok. Yani illa onun bilmem ne karbonhidrat, sarsut dönüşünü bilmene gerek yok. Tekrikatı da bilmene gerek yok yani. Tabii. Olan olayı biliyoruz. Ve ben bundan daha faydalı bilgi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu kendi bilgi alanımın faşizmi değil. Düşünsene bugün olan her şeyin nedeni ve kökeni bir yere dayanıyorsa. Velev ki dayanıyorsa. Bu kökeni bilmek iyi bir fikir değil mi? Yani şu mesela bütün hikaye, evrim, bu kitap işte evrim bütün hikaye diye yazılmış bir kitap. Ama böyle şeyleri okuduğunda, biyoloji okuduğunda hakikaten bütün hikayenin bu olduğunu görüyorsun. Yani bugün işte bilmem nerede bir takım savaşlar, işte garip garip liderler, tuhaf tuhaf politik manevralar. Ha şempanzelerde de varmış. Görüyorsun yani. Dolayısıyla bunlar hiç böyle bizim keşfettiğimiz ya da bugüne has sorunlar değil. Arka planda bunların niye olduğunu anlarsak hayata daha iyi bir yön veririz gibi geliyor bana. Hadi aradan ben de kitap tavsiyesi yapmış olayım. Bu konuyla hadi alakalı en kısa yolu. Tabii içindeki bilgiler hala sorgulanabilir ya da güncellendi, değişti birazcık ama Desmond Morris'in Çıplak Maymun, Çıplak Maymun, Çıplak evet, Kadın, Çıplak Erkek diye, hı-hı, kitapları
azıcık kısa yollu ve biraz popüler bir dilde. O belgeseller falan da çalışmış, o dili geliştirmeyi başarmış. Çok eğlenceli gerçekten, bugünkü toplumsal yapıya evrimin izlerinden bakmayla alakalı güzel. Abartılıdır ama çok eğlencelidir Desmond Morris. Bir abartılı şey, ve biraz eski tabii. Tabii yani İnsansı hiç... Hayvan diye de bir kitabı daha var onun, resimli falandır o. Hayvanat bahçesi var acaba, onu mu yok, İnsansı Hayvan. Ha, onu bilmiyorum. Yani insanı tam bir hayvanlar aleminin bir üyesi olarak anlattı. Bütün evrimsel kökenleriyle anlattı. Böyle bir şey var. O hatta resimli bir albüm gibi ve işte insanların sucuğun bir kökenden geldiğine dair falan da kuramını detaylandırdığı yer o kitaptır. Eğlenceli bir adam ve bildiğim kadarıyla biyolojiden benim bildiğim tek zengin olan adam o ya. Yani bayağı bir acayip eğitimler dünyada bayağı meşhur olmuş döneminde. Ama böyle şey belki... özetlemek, hani herkesin anlayabileceği şekilde tabii, özetlemek bir yeti ya, bir beceri. Bana sorarsan içinde hata payını da göze alarak, içindeki her şey doğru değil. Ama mesela tabii, şeyi yapması teknik açıdan benim gördüğüm öznel çalışmalardan bir tanesiydi. Bilgilerin doğruluğunu bir kenara bırakıyorum. Mesela her başlığı tartışmacı ele alma. O konuyla alakalı tartışılan 4 konuyu seçme. Abi bunlar da böyle diyor. Bunlar da bu konuda böyle diyor ama hani böyle de olabilirle alakalı olası bilgi de toplamaları yapmış şeydi. O bana eğlenceli gelmiş. Evrimle ilgili yazılmış hiçbir kitap tamamen doğru bilgiler içermeyecektir. Bunun altını çiziyorum. Mümkün değildir böyle bir şey. Şimdi mesela işte anlattık deminden beri hücreler. Ne biliyorsun diye sorsa birisi, bilmiyoruz, biz tahmin ediyoruz. Bunların bilinebilir bir tarafı yok. Ama öbür tarafta şöyle bir itiraz var. Kanıtınız yok. Lan sen hiç düşünmedin, biz düşünüyoruz işte. Aramızdaki fark o yani. Birinin bunları düşünüyor olması lazım. İnsanlar maymundan geliyorsa arkadaş, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor ya? Bu senaryoların hepsi olası senaryolardır. Bugün çalıştığı takdirde mantıklıdır. Yani... Dün mesela erkeklerin neden sarışın kadınları daha çok tercih edecek şekilde evrildiğini bilmiyoruz. Yani böyle bir durum var. Dünyada sarışın kadınlar daha çok erkekler tarafından cezbedici bulunuyor. Bunun milyonlarca nedeni olabilir. Her neden eğer bugünkü sonuca getiriyorsa makul ve mantıklıdır. Belki bizim açıklama diye sunduğumuz şey geçmişte hiç olmamış olabilir. Ama konuyu evrimsel perspektiften açıklıyorsa bizim için makuldür. Bir de öngörü yapabiliyorsa... Mesela işte o geçmişten derlediğimiz, düşündüğümüz senaryo, atıyorum bir hastalığın yayılması, bir durumun toplumda kabul görmesi ya da reddedilmesi konusunda bir öngörü sağlıyorsa bize, tadından yenmez o zaman işte. Bir de bu öyküleri, yani daha tabii bu kaç bölüm olmasına rağmen daha işin eğlenceli tarafına gelmedik. Başlamadık bile. Ha yani bir de bu işin eğlenceli tarafı var yani. O hayvanın o kası, o biçimi, o görüyü geliş. Mesela bir göz hikayesini konuşacağız büyük ihtimalle. Hani suyun altında görme, dışarı çıkma, görmeyi algılamada, görmeyi görmek. Hani nasıl olduğuyla alakalı. Sadece bu. Hani başka bir sürü daha gelişen tarafımız. Bu bence çok eğlenceli de. Şimdiki fiziksel hayatımızı anlamada da, tabii, dürtülerimizi anlamada söyledin da. Aklıma geldi. Tam bak bu programı çektiğimizden tam 2 hafta önce bizim evim kongrelerinde de buraya her seferinde sağ olsun davetimizi kırmayıp gelen Rui Diogo var. O bir çalışma yaptı mesela. Dünyada şu anda gürültü kopuyor. Daha 1 hafta oldu işte basına çıkalı. Her yerde belgesel. Bak bizim Türkiye'de hala yaprak kımıldamıyor. Ben işte Türkçe'ye de çevirtirdim bir arkadaşımıza. İşte onu inşallah sitemizde yayınlayacağız şimdi. Ama bekliyorum ki basında bir haber çıksın. Bulunan şey korkunç. İnsan embriyosu gelişirken adam şey uzmanı bu, evrimsel anatomi uzmanı bir arkadaşımız bu. İnsan gelişirken bebeğin yani anne karnındaki fetüsün elinde sadece sürüngenlerde bulunan, maymunlarda da bir dönem olan ve sonra kaybolan bir kas oluşuyor ve kayboluyor. Aynı maymunlarda olduğu gibi. O kas normalde erişkinde bizim elimizde yok. Mesela sürüngenden o dallara mallara tutunması için falan gereken bir kas. Bizde yok. Ben ama... bu bilgiyi okudum. Nereden okudum? Gelmiştim o zaman ama... sen kaynaklı okudun. Muhtemelen ben söylemişim çünkü hala ben basında var mı basında öyle bir şey diyen çıkmadı benim de bildiğim. Şimdi mesela bu var ya darmadağın edici bir bilgi. Yani evrimin kanıtı yok diyen adamın bir anda böyle ahraz olmasına sebep olabilir. Kitlenip kalır. O kadar net bir şey ki yani bundan daha büyük bir kanıt bulamazsın. Maymunda ve sürüngende olan bir şey senin embriyonda açıkça görünüp kayboluyor. Yani bu böyle karıştırılabilir falan bir şey değil. Ve dolayısıyla adam şimdi bütün dünyada mülakat vermekle meşgul. Ve onun mesela bir başka teorisi daha var. O çok ilginç. Muhtemelen önümüzdeki dönemde evrimde bunu konuşuyor olacağız. Organizmanın isteğine göre yönlendirilmiş evrim diye bir şeyden bahsediyor. Yani bir organizma bir şeyi yapmak istediğinde evrimi yönlendiriyor diyor. Mesela o olaya bambaşka bir şey. Yani maymun... Tek başına tekil bir organizmadan mı yoksa... Organizmada türde.
Aynı bak, şekilde yani organizma mesela bir şey istiyorsa bunu bir evrimsel değişiklik yaratabiliyor. Bu tabii Rupert Sheldrake'in aslında senelerce önce işte morfik alanlar diye anlattığı hikayeye çok örtüşüyor. Ama Rui bunu gayet işte bildiğimiz standart bilimsel metotlarla ölçüp göstermeye çalışıyor. Tamam işte o iki program öncesindeki konuştuğumuz niyeti bir yere sokacağız da zaten. Yani. Tamam işte. Mesela bak bu da o niyetin bir parçası olabilir. Evet yani. Şey hatta kitabı da var. Ya da kuantumu biyolojiye evet, böyle sokacağız tabii. Belki. O neydi ya? Organismal Behavior Directed Evolution diye bir kitabı var onun. Yani İngilizcesini okumak isteyen zaten Rui Diogo diye yazsalar direkt çıkar. Güney Amerika asıllı bir Amerikan vatandaşı arkadaşımız. Çok da eğlenceli bir tiptir. Her evrim kongremize geliyor. Bir dahasına da gelecek. Kaçırmayın bizim evrim kongrelerini. Bu sene gerçi Kübra su kaynatmış. Kübra'ya da buradan selam yolluyorum. Bizim evrim kongresi organize artık yeter demiş yeter. Tatil yapmaya karar vermiş bu sene. Dolayısıyla bu sene kongreyi belki zor düzenleyebiliriz. Kübra sensiz olmaya gel Allah'ını seversen.